Keçi Mehmet'in karısı uçsuz bucaksız bozkırın ortasında dikilmiş duruyordu. Eğilip toprağa işeledi. Epeyce aradıktan sonra birkaç tohum buldu. Toz içinde kalmış ellerinin çatlaklarına tohum dolmuştu. Tohumları sildi, sonra dişledi. Yüzünü acıyla buruşturdu. Sonra da tohumları başörtüsüne düğümledi. Kendi kendine, vay dedi, vay garip başım, tümü de çürümüş vay dedi, vay. Toprağı hırsla yiyecekmiş gibi korkuyla yeniden eşelemeye başladı. Elleri tarlanın yumuşak toprağı içinde çırpınıp duruyor, bir tohum bulunca uzun uzun kokluyor, sonra elleri ayakları kesilip toprağın üstünde kalıyordu. Vay diyordu, vay yemeciklerim. Tarlada azıcık olsun bir yeşillik yoktu. Boydan boya uzanmış boz bir toprak, başkaca yaşama belirtisi yoktu. Ölürük dedi. Acımızdan ölürük bu yıl. Aradı, aradı, toprakta sürüne sürüne aradı. Dizleri sıyrılmış, dayanılmaz bir acı veriyordu. Sonra oturup bir topak oldu. Uçsuz bucaksız bozkıra bakıyordu. Boş gözlerle önündeki ölü tarlaya bakıyordu. Deli gibi de başı dönüyordu arada bir de durup durup sayıklar gibi vay diyordu. Vay boşa giden emeklerim. Oturduğu yerden ta ikindiye kadar kalkamadı. Bir hoş olmuştu. Can çekişir gibi bir hali vardı. Neden sonra toparlanabildi? Her bir yanı sızlıyordu. Sallana sallana yola düşüp gün yıkılırken eve geldi. Ocağın yanına küskün küskün oturdu. Emet bir zaman karısının etrafında döndü durdu. Sonra birden kız dedi öbür gün gidiyoruz Çukurova'ya. Kadın ölü sessizliği içine gömülmüştü. Duymamış gibi davrandı. Mehmet gitmemek olmaz dedi. Kadın belli etmeden arkasını döndü. Evin tek oğlağı orta direğin yanında oynaşıyordu. Köşede de bir keçi bağlıydı. Hilim hilim fistanlı dört çocuk bir araya gelmişler, birbirlerine sokulmuşlar, Öylecene duruyorlardı. Yalnız en küçüğü, çıplak denecek kadar yırtık fistanlı olan oralı değil, kocaman kocaman sümüğünü çekiyor, oğlağı tutuyor, kendi kendine gülüyor, oynuyordu. Mehmet, gideriz, diyordu. Çukurova'ya varırız, çok para kazanırız evelallah. Ama ben size para gönderinceye kadar sizin haliniz neye varır, ne yersiniz? Mehmet içine bir şey dert olmuş gibi boyuna konuşuyordu. Karısına sorular soruyor, yanında dört dönüyor ama kadından bir türlü ses seda çıkmıyordu. Ocağın başında yumulmuş, taş kesilmişti. Mehmet, hani biliyorsun ya avrat, dedi. Çukurova'dan sana neler getirdiydim iki yıl önce. İki öküz parası da getirdiydim. İşler kesat diyorlar ya, yalan. İşler kesat olsa bile benim ağamın avradı Meli ablam var orada. Bana ha demeden iş verir. Ablam gibi yok Çukurova ülkesinde. Kadın ağzını açıp çift mi tek mi laf etmeyince Mehmet de sustu. Baştan aşağı evin içinde yürüdü. Sonra kapıya kadar gitti, sonra geri döndü, oğlakla oynayan küçük çocuğu kucağına alıp havaya kaldırdı. Sonra usulcana oğlağın yanına geri koydu. Sonra karısına doğru bir iki adım attı. Tohum çürüdüyse Allah'tandır, dedi. Ben Çukurova'ya giderim. Ne kadar para kazanırım, bir gör. Ta yüreğinden yüreği sökülürcesine bir ah çekti. Korkma gayrı, ben o zamana kadar yetiştiririm sana parayı. Komşulardan da ödünç olacak kimse yok. Hepsi bizim gibi. Kadın gene aldırmadı. İşte bu tutum Mehmet'in içine dert olup kalıyordu. Mehmet kıvranıyordu. Kadın saç çenesini sağ dizine dayamış, gözlerini de ocağın küllerine dikmişti. Mehmet'in burasına gelmişti. Ters ters karısını süzdü. Sonra dayanamayıp dışarı çıktı. Kapının yanında keçi için kesilmiş yeşil dallar duruyordu. Dalların üstüne oturup belini duvara dayadı. Başı zonkluyordu. Sonra birden kalktı. Altındaki dallardan bir kucak alıp götürdü. Keçinin önüne attı. Keçi hemencecik dalların arasına başını sokup ışırtıyla yemeye başladı. Mehmet keçinin başında kala kaldı. Gözleri de doldu. Kadın ilk kez başını kaldırıp bir keçiye, bir de memede baktı. Mehmet'le göz göze geldiler. Mehmet gözlerini karısından kaçırdı. Şaşkın şaşkın bir o yana, bir bu yana baktı. Kocaman elleri telaşlı telaşlı sallandı. İki yanına döndü. Ne yapacağını bilmez bir hali vardı. En sonunda varıp oğlakla oynayan çocuğu okşadı. ''Yavru'' dedi, ''Yavru.'' Kadının gözleri Mehmet'in üstündeydi ya da Mehmet öyle sanıyordu. Mehmet koşar gibi dışarı attı kendini. Uzun, ince yüzü sararmış, kırış kırış olmuş, gözleri dışarı fırlamıştı. Kendinde olmayarak biraz daha dal kucaklayıp keçinin önüne attı. Karısıyla gene göz göze geldiler. Mehmet gözlerini gene kaçırdı. Çukurova'da kim demiş iş yok deyi. Çukurova bu. Hiç iş olmaz olur mu? Hem bana ne benim orada amın avradı var. Abla Abla de orada dur. Yüz tane ağa eder. İki gün sonra gideceğiz. Kadının başı daha dizindeydi. Durumunu hiç bozmamıştı. Yüzünde Mehmet'in söylediklerini duyduğunu gösteren hiçbir belirti de yoktu. Mehmet, şu belimi büken unsuzluktur dedi. Bir aylık bunu olsa iş kolay. Gözlerini keçiden de bir türlü ayırmıyordu. Keçi başını dalların arasına sokmuş, dallardan boyuna yaprakları topluyordu. Keçi de ne iştahlıyor, sözünü ağzından kaçırdı. Kadın birden başını kaldırıp Mehmet'in yüzüne hışımla baktı. Mehmet başını eğdi. Bir aylık konumuz olsaydı, dedi. Kadın ayağı usul usul her bir yana dökülmüşçesine kalktı. Mehmet'e bakmadan sürünür gibi dışarı çıktı. Mehmet'in de dudaklarından ah un döküldü. Mehmet bir zaman evin içinde dört döndü direğin dibinde birbirine sokulmuş çocuklar. Büyük gözlerle birbirine evi, keçiyi, babalarını korkuyla süzüyorlardı. Direğin dibinde birbirlerine sokulmuş çocuklar. Büyük gözlerle birbirlerini, evi, keçiyi, babalarını korkuyla süzüyorlardı. Mehmet keçinin yanına varıp bir zaman onun dertli dertli dalları kemirişini seyretti. En sonunda ne de çok sütü vardı ala keçinin dedi. Bunu söylerken karısı kapıdan giriyordu. Mehmet bunu söylediğine bin pişman oldu. Kız dedi, nasıl olsa bir şey ederiz. Bir yerden bir aylık un nasıl olsa buluruz. Yaz çekme böyle. Mehmet bundan sonra köyün içinde iki gün döndü durdu. Bir aylık yiyecek unluk için çalmadık kapı bırakmadı. İki misliyle öderim. Size çok iyiliğim dokanır Çukurova'dan gelince. Benim orada amın avradı var, dedi. Sattırmayın biricik keçiyi bana. Çocuklarımın ekmeğinin katığı bu keç. Dedi. Olmadı. Kimse de unluk, buğday, arpa, mısır kalmamıştı ki. Gün kuşluktu. Bahar güneşi ılık, apaydınlık. Bozkırı doldurmuştu. Mehmet kapısının önünde öne doğru eğilmiş, yüzünde tarifsiz bir keder, kımıldamadan duruyordu. Biraz ötede de yol arkadaşları sabırsızlıkla onu bekliyorlardı. Karısı da kapının eşiğinde oturmuş, gözleri topraktı. Mehmet kapıda sabahtan beri bekliyor, bir türlü ağzını açıp da karısını Allah ısmarladık diyemiyordu. Bir zaman diyecek oluyor, sonra karısının haline, ölü gibi yüzüne, toprağa dikilmiş gözlerine bakınca bundan hemencecik vazgeçiyordu. Mehmet en sonunda canını dişine takıp çabuk çabuk avrat dedi. Allah'a emanet ol. Ben 15 gün içinde sana para gönderirim. Varır varmaz ablamdan alır gönderirim. Netmeli başka çare yok. Kadın usulcana doğruldu. Yüzüne gülümser bir görünüm vermek istedi. Ama yüzünden acı bir gülümseme gölgesi geçti. Zorlan. Güle güle git de sağlıcakla geri dön. Dedi. Mehmet daha bir şeyler söyleyecekti. Kendini zorladı, yutkundu, yutkundu ama. Söyleyecekleri boğazında düğümlendi kaldı. Yürüdü. Kadın onlar bozkırın düzlüğünde gözden yitinceye kadar arkalarından baktı kaldı. Sonra birden eve girdi. Orta direğin dibinde küçük çocuk oğlakla oynuyordu. Çocuğu kolundan tuttuğu gibi bir yana fırlattı. Neye uğradığını bilmeyen çocuk ağlamaya başladı. Ölesice, ölesice dedi kadın. Gayri bir kaldı evimizde. Onu da sen örseleme. Keçi önündeki dalların yapraklarını yemiş bitirmiş rahatça uzanmıştı.